Değerli Erzurumlular, STK başkanları, kanaat önderleri, hanımefendiler, Sayın Bakanım burada bir nenatürumuz daha var Beylikdüzü'nde. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Çok hızlı geçen bir süre. Sayın Bakanımızın bugün 4 tane toplantısı var. Avrupa yakasında burada ama buradan sonra da yaklaşık 3 tane de Tuzla'da, program Tuzla'da, Sultanbeyli'de ve İspader'de toplantıları var. Dolayısıyla Maltepe Vakfı en son vakıfta, yani 4 bugün Sayın Bakanım bugün sizi bırakmayacaklar. Sizi bırakmayacaklar. Ne kadar sevildiğinizi biz biliyoruz. Arkadaşlar, Sayın Bakanım, değerli vekilim, Erzurum Dostluk Grubu İstanbul hemen hemen Erzurumluların tamamına hitap eden bir gruptur. Burada bütün kardeşlerimiz, bütün dostlarımız, arkadaşlarımız kendi bölgelerinde aynen siz nasıl liderseniz, nasıl siz bizim Ankara'daki aslanlarımızdan biriyseniz, buradaki her bir arkadaşımız da ilçesinde öyle insanlardır. Yani sizler hangi ilçede ne kadar Erzurum toplanın dediğiniz zaman oradaki burada bulunan her bir arkadaşımız o ilçenin temsilcisidir. Öyle bir yapımız var ve ben bu bizim organizasyonumuza bizi kırmayıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, Sayın Vekilim. Dolayısıyla ben fazla konuşmayacağım. Çünkü biz zaten sürekli birbirimizle konuşuyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, Doktolu, onların anlatacağı çok çok şeyler vardır. Ama bu arada ben Sümmani kardeşimize, Sümmani Şerif kardeşime bugünkü organizasyonu yaptığı için, bize bu ikramları sunduğu için özellikle kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine böyle iyi bir kardeşimiz, dostumuz. Bir sürü böyle dostlarımız var, Sami Gül gibi. Ama ben arkadaşların hepsinin ismini saymama gerek yok. Saymıyorum. Dolayısıyla ben sözü burada kesiyorum. Sözün sahiplerine bırakacağım. Çünkü dinleyeceğimiz çok 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 önemli şeyler var. Onun için ben süt mikrofonu Mehmet kardeşime veriyorum. Ve tekrar hepinize hoş geldin diyorum. Mehmet Devlet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de programımıza ev sahipliği yapan Eyüp Sultan ilçemizin çok değerli belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda Eyüp Sultan Erzurumlar Dernek Başkanımız Bayram Ali Özaslan Başkanımız mikrofonu takdim ediyoruz. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm kıymetli hemşehrilerim. Sayın Bakanım, milletvekilimiz, kıymetli STK başkanlarımız, mevcut üyelerimiz, bugün bizleri buraya gelerek onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kutlu Belde'de böyle ayda bir olsa da kıymetli abilerimizle beraber bir araya geliyoruz. Çok Sayın Bakanım, Eyüp Sultan'da Erzurumların burada sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Her zaman yanınızdasınız. Biz de burada Erzurumlar olarak hizmetinizdeyiz. Her zaman burada Eyüp Sultan'da bir bekçimiz var başkanım, Sayın Vekilim, Sayın Bakanım. Tekrar Dostluk Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdiği için. Suman abimize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bayram Ali Özaslan Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Aramızda çok değerli bir bürokratımız, bir siyasetçimiz var. Kendisini mikrofonu takdim etmek istiyorum. İstanbul Finans Merkezi Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Ağarman Başkanım. Buyurun. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Kardeş kesene bereket. Allah ziyade etsin. Şimdi burada bakan milletvekili olunca biraz kibarlaşırız, kusura bakmayın. Ben konuşmalarıma Sayın Bakanım hep şöyle başlardım.
Ben hep mikrofonu aldığım vakit önce şöyle diyorum. Kardeş neydir siz? Bizim aramızdaki samimiyet böyle başlıyor zaten. Ben sözü uzatmayayım. Yalnız bir istirhamda bulunayım. Aman rehavete kapılmayalım. Bunu çok çok önemsiyorum. Yani herkes kimi biliyorsa, kimi tanıyorsa, telefonla, şununla, bununla bu üç günü rehavetsiz, dimdik geçirmemiz lazım. Bir de şunu söylüyorum. Ya biz bu memlekete yıllardır hizmet ediyoruz. Yaptıklarımız ortada. Yani yolunu, köprüsünü, şusunu, busunu artık her şeyi herkes biliyor. Ya en dimdik duracak adamlar bizleriz ya. Bizden daha dik duracak, seçmenin karşısına bizden daha delikanlıca çıkacak bir Allah'ın kulu yok. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bir de Sayın Bakanıma şunu söyleyeyim. Gibi bu kadar yatırımlar yapıldı. İHA'lar, SİHA'lar, işte TCG, Anadolu, TOK, bunların hepsini biz biliyoruz da. Şunun için bu AK Parti hükümetine özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ya bu hükümet bu ülkenin üzerindeki bu yatırımların hepsinden çok 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 daha önemli gördüğü vesayet zincirini kırdığı için çok teşekkür ediyorum. Eğer o vesayet zincirini kırmasaydı zaten bu kadar yatırım yapılmazdı. Allah'a emanet olun. Ahmet Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli İstanbul Milletvekilimiz, Şeyburnu'da Milletvekilimiz, beraber siyaset ve dava arkadaşlığı, yoldaşlığı yaptığımız İstanbul Milletvekilimiz Avukat Şengül Karslı. Sayın Vekilim, mikrofonu size takdim ediyorum. Biz yemin etmedik ama size hizmet etmek şeref tabii. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, afiyet olsun. Çok kıymetli bakanım varken söz bana düşmez. Değerli abilerim, başkanlarım da sözün en önemli kısımlarını arz etti, ifade etti. Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğiniz ve katkılarınızla bu aziz millete hizmet etmek omuzlarımızda yüklendi. Çok şerefli bir görev olmanın yanı sıra da bir milletin sorumluluğunu taşımak gibi de ağır bir yük. Sizlerin desteğiyle inşallah sizleri mahcup etmeden vazifemizi hakkıyla ifa etmek duası ve temennisi olsun bize hepimizden. Tabii öz yurdunda garip, öz vatanında parya muamelesi gören Anadolu insanının iktidar olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu iktidar birileri rahatsız ediyor. Gururla söylediğim bir sofradayız. Erzurum'dan yapılmaya çalışılan provokasyon ve çekilmeye çalışılan operasyona Erzurum dik durdu. Cevabı da onlar gibi başka yerlerde, dağlarda, kurşunlarda değil, sandıkta verdi elhamdülillah. Türkiye 14 Mayıs'ta kimden yana olduğunu bu millet gösterdi. Ama önemli bir seçimimiz daha var 28 Mayıs'ta. Bu bugünün meselesi değildi. Kendi gibi konuşmayan, kendi gibi giyinmeyen, kendi gibi yaşamayan, kendi gibi düşünmeyenlere hiçbir zaman yaşam hakkı tanımayan zihniyetler. Bazen kurumlar oldu, vesayet odağı oldu. Bazen postal oldu, omuzlarımıza, sırtımıza bastı, başımıza bastı. Polis kılığına girdi, okul kapılarında başında bez parçası dedi, inancı nedeniyle okumasına engel oldu. Evlatlarımızı sınıra gönderdik, bu vatan uğruna şehit ettik ama yemin törenine başörtüsünde iğne var diye alınmadı. Etnik kökenimizden, mezhebimizden, dilimizden, inancımızdan, her türlü zenginliğimizden bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalıştılar. Son günlerde çok daha tehlikeli bir şey yapıyorlar. Biz evet milletimizi, vatanımızı, devletimizi seviyoruz. Sevinçte ve tasada birlik üzerine kurulu bizim milliyetçiliğimiz. Zor bir dönem yaşadık, asrın felaketini yaşadık. Kim olduğumuza bakmadan gittik, yardım ettik. Ama bu kendi gibi düşünmeyen ve kendi hareket etmeyenlere yaşam imkanı sağlamayanlar, seçimden önce bedava ev veririm diyenler
yine bu milletin imkanlarıyla elde edilmiş yerlerden ilk iş depremzede kardeşlerimizi atmaya çalıştılar. Bizim hepimizin mücadele etmesi gereken zihniyet bu. Bunun partisi yok. Buradaki duruşumuz bu milleti millet yapan değeri ayağının altından çekmeye çalışanlara karşı bir duruş olacak. Bu partiler meselesi değil. Öyle ki bizim yardımlaşma, merhamet, şefkat duygumuzu dünyanın her yerindeki mazlum coğrafyalara hamilik olma duygumuzun ötesinde kendi insanını hor görme, yok sayma duygusunu ortaya çıkarıyor ki bu çok tehlikeli bir zihniyet. O yüzden de değerli abimin dediği gibi rehavete kapılmayacağız. Biz zaten kazanacağız. Kandil seviciler ve terörden medet umanlar bu milletin memleket millet sevdasını vatan varsa gerisi teferruat dediğini hala anlamadılar. Bizim bir kez ve bence de son kez öyle cevapla vermeliyiz ki bunların artık sesini son kez bitirmeliyiz. Evet ya, tarihe dönmek zorundayız. Sırtımızda depremzede kardeşlerimizin sorumluluğu, aklımızda gözü yaşlı annelerin sorumluluğuyla gideceğiz. Ama sadece biz değil, eşimiz, doğamız, adresi başka yerde olan, araç bulamazsak sırtımızda taşıyacağız. O gün sadece bizden beklemeyin. Biz aciz ancak elimizin yettiği, sesimizin ulaştığı yere kadar gideriz. Siz bizim sesimiz olacaksınız. Bizim yerimizi dolduracaksınız. Sandıkta oyunuzu verdikten sonra memleket nöbeti tutacağız. Ben daha fazla sözü uzatmayayım. Her birinizin varlığına şükrediyor. Allah sayımızı, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Saygı ve hürmetle. Şengül Karslı vekilimize konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de çok değerli bakanımız, Bursa milletvekilimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala. Sayın Bakanım, buyurun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli hemşehrilerim, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli milletvekilimiz, sizlere de hayırlı uğurlu olsun. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çok kıymetli başkanımız, hepimizin başkanı tabii Erzurum'un buradaki derneklerinin, efendim organizasyonun her zaman adresidir. Kendisi de bizi aradığında, beraber konuştuğumuzda onu reddetmek mümkün değil. Kendisine teşekkür ve çok değerli genel müdür yardımcımız. Kardeşim, makamı mevki sorunun hiç önemli değil. O her zaman gönlümüzde özel bir üstesine bir yere sahip. Hepimizle birlikte biliyoruz. Çok kıymetli belediye başkan yardımcımız, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları ve yöneticileri. Velhasıl falan dökenin yiğit evlatları, gönüllü zengin evlatları, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Palandöken'le Uludağ'ın da bir özel dostluğu vardır. Her zaman her istikrarın, Türkiye'nin önünü açılmasının yanında durdu. Ve öyle bir kardeşliği var ki orada da 250 binden fazla, biz rakam telaffuz etmeyeyim çünkü 450 bin diyen de var ama Erzurumlar birinci sırada Anadolu'dan gelenler arasında Bursa'da da ve hepsi üretimin içerisinde, hepsi güvenilir insanlar, memleketlerine ve kendilerine, ailelerine nasıl faydalı olunabilir onun çabalarından. Onların da görüştüğüm, İstanbul'a gidiyorum dediğim zaman onlardan da selam söyleyenler oldu. Onların selamlarını da size iletiyorum. Değerli kardeşlerim, sizin bir kardeşiniz olarak, tabii aynı kültür içerisinde yetişmiş bir insan olarak dünyanın çeşitli yerlerine görevim gereği gidiyorum, işim gereği gidiyorum. Bunları şunun için arz edeceğim. İçimizden hangimiz gitmiş olsaydık biliyorum ki aynı hissiyatla geri dönecektik. Çünkü biz aynı kültürün çocuklarıyız. Biz Allah hüküm giymiş. Biz aynı koşuyoruz. Ülkeler gördük. Ülkeler biliyoruz. İnanılmaz yeraltı zenginliğine sahip. Petrol ülkesi. Dünyanın petrolünün %10'u 9'u orada. Ülkeler var. Yaz kış yok. Tamamı mevsimin tamamı
ısıtmak için, soğutmak için bir şey gerekmiyor. Adam düşse tabir caizse biter. Ama bunların dönüp anlattıklarımın da hepsi İslam ülkesi. Yani toplumu da Müslüman. Hiçbirisi zenginlik üretememiş, varlık üretememiş. Ve fakirlik içerisinde insanları perişan. Şimdi değerli kardeşlerim, aradaki fark nedir diye bakıyorum. Ya Türkiye bunlar içerisinde gerçekten ister Londra'dan bakın, ister Washington'dan bakın, ister Tokyo'dan bakın, isterseniz Jakarta'dan bakın. Yani Türkiye İslam ülkeleri içerisinde adım adım ilerleyen en gelişmişi hangisi İslam ülkeleri içerisinde dediğinizde cevabı Türkiye olan bir ivme yakaladı, bir gelişme yakaladı. Başkan size de, değerli dostum size de bu organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi arada bir fark var. O da şu, pek bir fark var. Siyasi istikrarı yakalamış ve yoluna devam ediyor. Siyasi istikrarla oluşturduğu iklim dolayısıyla insanın beynini değerlendirebiliyor. İnsanını değerlendirebiliyor. Yerin altındakinden çok üstündekine bakabiliyor. Problemlerimiz yok mu? Var. Ama biz problemsiz dünya aramıyoruz. Biz problemlerini çözebilen bir sistem arıyoruz. Dünya arıyoruz. Onun peşindeyiz. Ve bu istikrarı Türkiye siyasi tarihine baktığımız zaman ne zaman yakaladıysak istikrarı o zaman Türkiye mesafe aldı. Değerli kardeşlerim, şimdi 20 yıldır biz istikrar içerisinde yolumuza devam ediyoruz. O zaman birkaç şeyi hatırlatalım. Ve ondan sonra durumumuza bakıp hedeflerimize ilişkin birkaç şey söyleyip zamanınızı da fazla almadan sözü bitireyim. Çünkü Türkiye'nin bu 20 yıl içerisinde aldığı mesafenin en güzel örneklerinden birisi olduğu için sizlerle paylaşacağım. Biz seçim kararı alır almaz Azerbaycan'dan bir heyet buraya geldi. İlk önce Bursa'ya geldi. Ve oradaki iktidar partisinin genel başkan vekili Tahir Budakov beraberinde bir milletvekili heyeti. Onlar başladılar. Yani bize destek için geldiler buraya. Ve değerli kardeşlerim, bunun temel nedeni şu. 30 yıl önce Sovyetler Birliği dağıldıktan hemen sonra Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarının %25'ini Ermenistan işgal etti. Ve işgalden hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet, içinde rahmetli bu güzel evladıydı, Allah rahmet eylesin, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da olduğu bir heyet orayı ziyarete gitti. Ve döndükten sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun anlattığını aktarıyorum size. Televizyonlarda da anlattı bunu. Dönerken orada devlet başkanı rahmetli Elçi Bey. Elçi Bey'e diyor ki, başkan biz Türkiye'ye dönüyoruz. Bir isteğin var mı? Diyor ki değerli vekilim, değerli başkanım. Memleketimiz işgal edilirken Ermeniler tarafından Türkiye'deki işgal altında kalacak kardeşlerimizi tahliye getirmek için İki tane helikopter istedik. Tahliye helikopteri. Bu iki helikopteri gönderemedi. Yolunuzu açık etsin. Kardeşlerime selam söyleyin. Bir şey istemiyorum. Bunu içi acıyarak anlatırdı. Şimdi bu istikrarın bize armağan ettiği iklimde ve bizim de politikalarımızla elde ettiğimiz savunma sanayindeki sonuçta değerli kardeşlerim o gün 30 yıl önce kardeşlerimizin toprakları işgal edilirken iki tahliye helikopteri gönderemeyen bir Türkiye'den bugün o işgal altındaki toprakları azat etmek için, bağımsızlaştırabilmek için istedikleri kadar İHA'ya gönderebilen bir Türkiye'ye geldi. Bunu istiyoruz. Bunun arkasındayız. Bunun arkasındayız. Şimdi daha önce değerli kardeşlerim burada vardı. Şimdi var mı? Yok.
Ama biz Türkiye'nin dışında bundan 20 yıl önce, başkan hoş geldiniz. Bundan 20 yıl önce burada çekişküs varken bugün Irak, Suriye, Libya, Somali başta olmak üzere dünyanın 16 ülkesinde asker bulundurabilen ve orada barışa, huzura hizmet eden bir Türkiye'ye geldik. Bunun arkasındayız. Değerli kardeşlerim, o bakımdan Türkiye'nin dışarısında bölgesel bir güç olan Türkiye, küresel bir aktör olan Türkiye var bugün. Bakın yanı başımızda savaş sürüyor. Ukrayna, Rusya arası Cumhurbaşkanı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafla da konuşabilen ve ikisini hem Antalya'da hem İstanbul'da masaya oturtan tek lider. Şimdi bunların dışarıda elde ettiğimiz Türkiye'nin gücü bu istikrar sayesinde oldu. O bakımdan içeride ise ya düşünün yani değerli kardeşlerim bunları unutuyoruz ama şu anda kimse MGK toplantısını merak ediyor mu? Yapmıyor. Peki kimse efendim bugün muhtıra verilir, yarın Yargıtay'da şu olur, öbür gün Anayasa Mahkemesi'nde bu olur diye endişeyle kalkıyor mu? Kalkmıyor. Ve ne oluyor? Herkes Cumhurbaşkanı başkanlığında kabine toplandığında acaba bugün Türkiye'de hangi kararlar alındı? Hükümet hangi kararları aldı diye bakıyor. İşte bizim ordumuz bugün kendi işini yapıyor. Yani biz Milli Savunma Bakanlığı'na bağladık. Genelkurmay Başkanlığı bugün kendi işini yapıyor. Kendi işini yaptığı içindir ki terörle mücadele artık Türkiye'nin içinde değil. Nerede konuşlanmışsalar orada mücadele devam ediyor. Kandil'de ediyor, Suriye'de ediyor, Irak'ta ediyor. Yani bu başarıların altında Türkiye'nin yakaladığı istikrar, o istikrarı iradesiyle doğru dürüst kullanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizler o iktidara, o istikrara destek veren sizlerin imzası var. Onun için ben her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Doğal kaynağımızın en büyük kısmı bizim yer üstünde. İnsanımız ve memleket daha iyi gitsin diye çaba sarf eden kardeşlerimiz. O bakımdan değerli kardeşlerim, önümüzde bir seçim var ve bir 5 yıl daha var Türkiye'nin bu seçimle devam edeceği. Zaten millet birinci aşamada kararını verdi Cumhur İttifakı'nı çoğunlukla Türkiye büyük bir gönderdi. Şimdi karşı taraf bir masa var ama masa derbeder. Masa dağıldı. Aslında fiilen orada gözüküyorlar ama manen dağıldı. Partiler kendi işlerinde hesaplaşmaya girdi. Öyle olur zaten. Ya o kadar değişik, farklı anlayıştan insanlar sadece Tayyip Erdoğan gitsin diye bir araya gelmiş olan insanların memleketin büyük problemlerine etrafta bu kadar dağınıklık varken yani Irak 30 yıldır toparlanamıyor. Suriye 10 yıldır yanıyor. Şurada Suriye, Ukrayna savaşıyor ve her gün karar almanız gerekiyor. Yani bu masadan çıkabilecek karar 1,5 yılda bir aday oldu. 1,5 yılda. Sonunda 1,5 günde de masayı dağıttılar. Peki Türkiye'nin bu kadar vakti var mı? Türkiye'nin bu kadar lüksü var mı? Yok. Orada çoğunluğu Cumhur İttifakı elde etti. Ama biz biraz canımızda gelen arkadaşımız da söyledi. Rekabetin olduğu yerde rehavete yer yoktur arkadaşlar. Bakın Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu aldı. Burada Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Hiç bunu gündeme getirmiyor. Bütün vaatlerine devam ediyor Kılıçdaroğlu. Kardeşim yakıtı olmayan bir otomobil gider mi? Kanun çıkarma yetkisi olmayan, çoğunluğu olmayan kanun çıkarma yetkisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cumhurbaşkanı nasıl yol alacak? Hiç bunun cevabını veren yok, bunu soran da yok. Çünkü memlekete, millete hizmet için vatandaşlarıyla dürüst bir ilişki kurma geleneğinden gelmiyor.
demokrasi getireceğiz diye zulüm getirdiler senelerce bu millete. Biz onların söylediklerinden söylemediklerini anlıyoruz. Onun ne demek istediğini biliyoruz. Onların memlekete bir huzur getirmeleri mümkün değil. Şimdi önümüzde bir seçim var. Seçimde işimiz kolaylaştı aslında. Değerli kardeşlerim, seçimde iki kişi arasında Türkiye tercih yapacak. Birisi Kılıçdaroğlu, çünkü masa kendi derdine düştü artık. Birisi de Recep Tayyip Erdoğan. Kısaca bakalım. Yani biraz da hani günün şöyle bahar havası var. Birisi Kılıçdaroğlu, birisi Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan, Fatih'in torunu olarak o gemiden karadan gemileri yürüttü. Tayyip Erdoğan da şu denizin altından Marmara'yla öbürü de yürüyen merdivene ters duruyor. Yani yürüyen merdivene ters trenle denizin altından treni yürüten arasında bir tercih. Birisi Kılıçdaroğlu, birisi biz başörtüsü yasağını kaldırdığımız zaman altına imzayı basıp Anayasa Mahkemesi'ne koşan, bu devam etsin diye, başörtüsü yasağı devam etsin diye altına imzayı atıp Anayasa Mahkemesi'ne koşan ve onun önünde de açıklama yapan efendim bir anlayış Kılıçdaroğlu. Birisi de 28 Şubat'ın bütün kararlarını kaldıran, imzayı atan Recep Tayyip Erdoğan. Birisi değerli kardeşlerim, boş masayı yumruklayan bir Kılıçdaroğlu, öbürü 28 Şubat masasını yumruklayan bir Erdoğan. Birisinin ne yaptığını söylemeyeceğim, ona girmek istemiyorum. Ama siz benim Erdoğan için söylediğimden öbürünü anlarsınız. Arife tarif lazım değildir. Birisi Kılıçdaroğlu, birisi Ayasofya'yı açan, Taksim'e cami yapan Erdoğan. Değerli kardeşlerim, gerçekten işimiz aslında kolay ama rehavet bizim en büyük düşmanımız. Şimdi yurt dışında şu an itibariyle bugün akşam son bulacak. Büyük bir ihtimalle geçtiğimiz 15 gün öncekinden daha fazla katılım oluyor. Ve bizim kardeşlerimiz çok motive, 1.750.000'ü buldu seçmen, sandığa giden seçmen sayısı. Muhtemelen bu 1.900'ü falan bulacak bugün akşam itibariyle. Çünkü dışarıdan bakınca da Türkiye deyince sadece bizim kardeşlerimiz değil. Ya beni dışarıdan arayan Dışişleri Bakanı'nın sayısı, efendim milletvekilinin mesaj gönderen sayıları inanın had safhadan. Çünkü Türkiye'nin oluşturduğu bu iklimin devam etmesini ve Türkiye'nin başarmasını istiyor. Sadece Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz değil. 7.5 milyon yurt dışındaki kardeşlerimiz de böyle diken üzerinde hassasiyetle, değerli kardeşlerim, başka ülkelerdeki kardeşlerimiz de hassasiyetle bizi takip ediyorlar. Ama bir şey yapalım. Hem buradan çıktıktan sonra yurt dışında kardeşlerimiz varsa bir hal hatır sorup telefon edip bir soralım, gittiler mi oy vermeye, yoksa gitsinler. Bugün akşama kadar zamanları var. Bir de değerli kardeşlerim, alırız inşallah. Artık yani gerçek bir rekabetten, gerçek bir yarıştan bile söz etmek mümkün değil ama sıfırdan başladık maça. Yani birinci yarıyı oynadık da ikinci yarıyı oynuyor değiliz. Bazı kardeşlerimizde böyle bir anlayış seziyorum. Değil, bu sıfırdan başlanan bir maç. Onun için mutlaka biz çok dikkatli olmalıyız. Rakip kim olursa olsun. %100 kazanacağımız rakip de bizim için rakip. Biz kendimizle yarışıyoruz aslında. Onun için biz bırakalım onu, kendimizle yarışalım. Sandıktan son olarak şunu söyleyeyim. Öyle bir ses çıkaralım ki, öyle bir sonuç çıkaralım ki, onun için çalışıyoruz. Sesi şu seçimden hemen önce Erdoğan gitsin diye manşet atıyorlardı ya, Londra'daki dergiler, Paris'teki dergiler, öyle bir ses çıkaralım, öyle bir sonuç çıkaralım ki sesi
Londra'dan duyulsun, sesi Paris'ten duyulsun, sesi Berlin'den duyulsun diye uğraşıyoruz. Ben bu sonucu da alacağımız kanaatindeyim. Aldıktan sonra da bize iş düşüyor. Ama şu bir cümle söyleyeyim onun için. Değerli kardeşlerim, merak etmeyin. Hazar kıyılarındaki problemi çözen Türkiye, pazardaki problemi de çözer diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın bakanlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımıza teşrif eden Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken Başkanımıza ve AK Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Muhammed Vanlıoğlu Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken Başkanımıza mikrofonu takip ediyorum. Buyurun başkan. Saygılar bakanım, saygılar vekilim. Çok kıymetli Erzurum arkadaşlarım, kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Eyüp Sultan'a. Bakanımdan, bakanım her şeyi anlattı. Adeta tarif gerekmez, siz bunları biliyorsunuz. Bir örnek vereyim, ondan daha iyi anlarsınız. 1909'da Abdülhamit Kahtan indirildiğinde 6,5 milyon metrekare toprağı. Ne olursa olsun Abdülhamit her şey düzenli dediler. İttihat, terakki, ilerleme ve gelişme cemiyeti. 400 lira Büyük Dünya Savaşı'na girdik, 1 milyon şehit. 6,5 milyon toprağımız 800 bin metrekareye düştü ve 1000 yıl bizde kalan sadece Kudüs'ün bile vebali bugün o grubun üstünde kaldı ve 1000 yıldır orada kan akıyor. İstikrar vardı, Abdülhamit kesin her şey düzelecek dediler. Abdülhamit 10 yıldan bugüne hala Ortadoğu'da kan durmuyor. Hepsinin hesabını yapıyor. Bugün Tayyip Erdoğan gitsin diyenlerle, o gün Abdülhamit gitsin diyenler, her şey düzgün olacak diyenler aynı tarafa hizmet ediyorlar. Bunu çok net bir şekilde tarihsel süreçte bir şekilde göstermiştir. Bu iki kavramı da kafamızda canlandırırsak çok daha net sonuçlar elde ederiz. Ben vatandaşlarımızın bu 14 Mayıs'ta gösterdiği teveccühe çok teşekkür ediyorum. Özellikle Erzurum'da bu işin binası da Erzurum oldu galiba Sayın Bakan. 15-20 yıl oldu galiba. Erzurum tarihi yaptı. Evet, 90 dakikada verdim, tamam. Ama Anadolu'nun her tarafı aynı anda aynı şeyi düşünebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Biz Erzurum'dan Edirne'ye kadar bu milletin, bu millete sevdalı olan, bu topraklara sevdalı olanlar aynı şeyleri aynı anda düşünebiliyorlar. Ve bir noktaya geldiğinde aynı eylemi gösterebiliyorlar. Herkesi 28 Mayıs'ta sandığa davet ediyorum. Güçlü olduğumuz mahallelerde Sayın Bakanım 5.2 sinir organ olmuş, güçlü olduğunuz manada. Erzurum'a kaçalım bilmiyorum. Yani aşağı yukarı hep aynı. Türkiye ortalamasını bizim olduğumuz yerlerde, yani onların güçlü olduğu yerlerde değil. Demek ki bizimkilerin çocuklarının pire var. Orada bir kaçak var. O kaçağı düzenleyelim arkadaşlar. Bir yalıtım yapalım, yalıtım. Yalıtım şart. O yüzden hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deniz Köken Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aramıza katılan çok değerli Beylikdüzü Eski Belediye Başkanımız Vehbi Orakçı Başkanımız var. Kendilerine bu çok takdir ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer Bakanım, saygıdeğer İletvekilim, saygıdeğer Belediye Başkanım, değerli Ahmet Abi, Mehmet Abimiz, başkanlarımız, Erzurum'un değerli kanaat önderleri, STK başkanları, bütün hazırım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım doğrultuda temas ettiler. Allah razı olsun onlardan. İşin özü, bizim insanımız, Erzurum insanı önce ben, önce nefsim, önce konforum, önce kişisel ajandam demez. Önce ülkem, önce inancım, önce toplum der. Ben buna hep vurgu yaparım. Erzurum'da liseyi okuyan, kişiliği, karakteri gelişen, yatılı okulda, ortaokulu okuyan, Vakıf Erzurum'da liseyi okuyan, İstanbul'da Yunus Tekne okurken de yine devlet yurdunda kalan, yani 11 yıl boyunca milletin ve devletin sağladığı imkanlarla ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okuyan Hücra bir köyün çocuğuyum. Bizim köyümüzde telefon yoktu, elektrik yoktu, hiçbir şey yoktu. Ve ben hasta olduğumda 40 gün boyunca yatakta kaldım. Kardan yollar kapalıydı. Şunu içirin, bunu yedirin, terletin.
diye diye 40 gün boyunca kadıncağız eridi. Baktılar ki ölecek, dediler ki ne yapalım? Sonuç olarak kar kızağı, kızağı hademi koydular. Ve işte 7 saat boyunca köyden Asat'a kadar geldik. Erzurum'a getirildi babamla beraber. Ruhi hastasında tedavi geç kalındığı için de cevap veremedi ve 37 yaşında rahmetli oldu. Başkanım, köyünüz neresi? Öğür. Pardon? Yeşilgül, Öğür. Şimdi diyorum ki aynı köy rahmetli Özal zamanında elektriğe, yola, sağlık hocamla konuştu. Aynı köye gelen kaymakam yetim ve ehli olarakçı, vicdanlı, işte Sayın Valim ve Bakanım da kaymakam borcumlu, duyarlı kamu yetkilileri, duyarlı kaymakamlar ve ehli olarakçıyı o yüzden köyden getirip yatılı okula yazdırdı. İşte ihale ettiğim gibi Erzurum Yıldız Teknik mühendis, yüksek mühendis, doktora yapan, rahmetli Erbakan'la beraber siyaset yapan, Beylikdüzü'nde bizim değerlerimizin temsilcisi olan siyasi parti, Refah Partisi oyları %2-3'ken o Özal'ın yaptığı yollar hatırına Erbakan'ın enerjisini, onun o biyografisini okuyup ondan beslenen bir genç olarak siyasete atılmış ve Beylikdüzü'nde Bilgi Genç Vakfı'nı kurmuş bir hizmet eli olarak Erzurum'u unutmadan, annesi genç yaşta öğrendiği yetimi duygularını hiçbir zaman unutmadan Beylikdüzü'nde siyasette, eğitimde, altyapıda hizmetkarlığı şiar edilmiş bir bakış açısıyla biz Beylikdüzü'nü hamdolsun hizmetlerle, adaletle, merhametle, vicdanla, partimizin değerleriyle buluşturup muazzam bir kent haline getirdik. Hem de hangi evlerle? 2002-3 Kasım'da AK Parti yüzde 16 almıştı, rakip parti CHP 41 almıştı. Yani 25 Mart, 2002-3 Kasım, 2004 Mart. 15 ay sonra aynı şehirde çalışınca dürüstlüğü, merhameti, vicdanı şeffaf şekilde arka planda bir ajan taşımadan masaya koyduğu zaman o zaman sağ açısı, sol üstü, ortaya uçuz sahip deniyor. Kağımdolsun biz orada. Oyumuzu %150 artarak 16 oyumuzu 41'e çıkararak başarılı olduk. Partimizin değerlerini hizmetkarını yansıttık. Beylikdüzü'nde muazzam işler yaptık. Bunda iki unsur var. Bir, ifade ettiğim gibi rahmetli Özal, Erbakan ve Tayyip Bey'in gelen bir hizmetkarlık çizgisi. Bir de Erzurum'un o resim değil, hizmetin davetim diye bakış açısıyla bunları başardık. Bugün de şu anda ülkemizin kritik bir kavşaktan geçtiğini gözlemliyoruz. Hepimizin elinden geldiğince çalışması, peşin dostluğu ifadesi, birebir temaslarla bu süreci bir anlamda domine etmesi lazım ki Türkiye şu anda devam eden istikrar çizgisinden sapmadan, hizmet çizgisinden sapmadan devam etsin. Dolayısıyla çok değerli, buradan çıkan yüzlerce hemşerimiz, Mehmet Özdek abinin çok cevalli ve başarısı tartışılmaz. Bu insanlar buradan çıkınca inşallah eş, dost, ahbap, herce insana ulaşabilir, ikna edebilir. Biz de inşallah Cuma günü Sayın Vekil'in keşfedecekler ağırlayacağız. Beylikdüzü'nün kanaat önderi, STK Başkanı, siyasetten küskünleri toparlayacağız. Onlarla buluşturacağız. Derdimiz karınca kadarınca siyasi görevimiz olmasa da, siyasi sorumluluk olmasa da vicdan hükümlülükle bir eğitimci, bir öğretmen mühendisi olarak bu şehrin hizmetkarını yapmış bir insan olarak bize düşen katkı sunmak. Biz katkı sunmaktan keyif alıyoruz ve bu sabahın saatinde, iş saatinde sizler gibi diğer insanlarımızın da Sayın Bakanımızla, Başkanımızla ve Vekil Mutlası'na da çok keyif aldım. Allah razı olsun hepinizden. Başarılar diliyorum. Allah muhafaza etsin diyorum. Sevgiler, sevgiler diliyorum. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli Bakanım, değerli milletvekili, belediye başkanlarımız, asıl hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli beldemiz İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eyüp Sultan 29 mahallesiyle kıymetli bir ilçe. Karadeniz'e uzanan kıyılarıyla, Haliç kıyısıyla bizler burada yaşamaktan mutluyuz. Aynı zamanda da Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin manevi huzurunda Eyüp Sultan'a hizmet etmekten, kıymetli belediye başkanımıza da yol arkadaşı yapmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımız yarın Erzurum, öyle mi başkanım? Erzurum'da hizmet etti kendisi. Allah'ından razı olsun. Biz Eyüp Sultan'da onunla beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde belediye başkan yardımcımız Bayram Ali abi bizim için çok kıymetli. Allah kendisinden razı olsun. Eyüp Sultan'da
Erzurum'u seviyoruz, Dadaş'ı seviyoruz. Dadaş yerine getiriyor, zamanı geldiğinde hakkını yerine teslim ediyor. Onu da gördük zaten. 14 Mayıs zaferi, 14 Mayıs zaferi diye hep beraber mücadele ettik. Ama seçimler ikinci tura kaldı. Şimdi inşallah yine bir mücadelemize devam ediyoruz. Sabahtan teşkilati çalışmalarımız Eyüp Sultan'da devam ediyor. Biraz evvel de Kermes'ten geldik belediye başkanımızla. Ondan ötürü geç kaldık. Hakkınızı helal edin. İnşallah 28 Mayıs'a emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin 100 yılını oluşturmak üzere Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak Eyüp Sultan'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin gayretleri, sizlerin desteğiyle. Benim sizlerden ricam şu olacak, bir teşkilatçı kardeşiniz olarak Eyüp Sultan'da ya da İstanbul'da civarda sandığa gitmenin önemini, sandık vurgusunu tekrardan yapmamız gerektiğini, rehavete kapılmamamız gerektiğini bütün arkadaşlarımıza ifade etmemiz lazım. Bizim ikinci 14 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında yaptığımız tek çalışma bu. Sandığa yönlendirmek. İkincisi de arada başkanımın bahsettiği %5 diğer tarafa kayan kısımlar bizimle beraber olmasıyla birlikte inşallah onların da bizim tarafımıza geçmesini sağlamak. Bazen böyle eve gittiğimizde evlerde ziyaretler yapıyoruz. Bu hafta onu yaptık. Bir tane teyzemiz vardı evde. Ben dedi kaldı çevre mitingine katıldım evladım. Ama vermeye gitmedim. Bir de onun oğlu vardı. Ben de dedi Sinan Oğan'a oy verdim. Teyzemize neden seçime neden küskün olduğunu ifade ettiğimde Suriye meselesini bize ifade etti. Ben de yarım saat Suriye meselesini kendisine izah ettim. Genç kardeşimize de sorduğumda sen neden oy vermedin? Ne iş yapıyorsun? Ben dedi Ayasofya'da ben bakın. Vallahi dedim benim babam, benim dedem o Ayasofya'nın kilidin açılması için çok mücadele etti. Onun için aç da kalanır, soğan da yenir öyle mi? Ama yine bu mücadele bırakılmaz. Kendisi pişman olduğunu, kendisi pişman olduğunu ifade etti. Ve artık bu seçimde 28 Mayıs'ta sandıkları patlatarak inşallah. Biz her konuşmamızın sonunda şunu söylüyoruz. İnşallah 28 Mayıs akşamında Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin manevi gölgesinde Eyüp Sultan Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a burada şükür namazını kıldırıp hep birlikte Ankara'ya uğurlayacağız diyorum. Hepinizi 28 Mayıs akşamında Eyüp Sultan'da şükür namazına davet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.